sahtekar muhabbetlerden herkese selam. Yepyeni bir test ve inceleme videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Daha doğrusu Egea serisi videosuyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz Fiat Egea Cross 1.4 Street modeli. 1.495 beygirlik aracı bugün sizler için içini dışını her şeyini anlatacağım arkadaşlar. Haydi başlayalım. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Arkadaşlar anahtarı hemen şöyle göstereyim. Güzel bir sustal anahtarı var. Şöyle bir içine girelim aracın. Böyle bir görüntüsü var. Eski Egea'lara göre arkadaşlar kadranlarda değişiklik var. Direksiyonda bir değişiklik var. Şöyle göstereyim. Direksiyon değişmiş ve kadran tasarımı değişmiş. Şöyle aracı açtığımız zaman gene kadran selamlamayla geliyor. Fiat logosu. Şurada hemen multimedyamız. Burada kontrol tuşlarımız. Hemen malzeme kalitesinden başlayalım. Burası gene sert plastik arkadaşlar ama şu kısım yumuşak plastik olarak karşımıza çıktı. Torpidonun içerisindeki herhangi bir kaplama yok. Gene sert plastik. Şu kısımda ufak değişiklikler var. Bir aracımızı çalıştıralım hemen. Arkadaşlar Fiat Yol Arkadaşım uygulamasından bahsedeceğim. Çok güzel özellikler gelmiş. Çok güzel. Hemen onlardan da zaten ayrı bir panelde bahsedeceğim arkadaşlar. Buradan aracın kontrollerini yapabiliyoruz. Lastik basınç uyarılarımız burada. Menzilimiz, anlık tüketimimiz. Telefonla konuşma yapabiliyoruz. Aynı zamanda telefonundan müzik dinleme özelliğimiz var. Onlardan da bahsedeceğim. Ya şuradan araç ayarlarını yapabiliyoruz. Direksiyonun tasarımından şöyle bir bahsedeyim. Arkadaşlar direksiyonu çok başarılı buldum ben. Yeni direksiyon ve City modu olduğu için çok güzel, çok yumuşak. Hemen arkadaşlar şuradan City modunu kapatabiliyoruz. Kapattığımız zaman City devre dışı diyor. Ve direksiyon bir tık daha sertleşiyor ama o bile yumuşak. Ama City modunu açtığımız zaman diyebilirim ki test ettiğim araçlar arasında en yumuşak direksiyon Fiat'ların City modu arkadaşlar. Şurada kapı açma, kapama tuşumuz var. Eski Egea'da şurada bir bagaj tuşu vardı ama dörtlüyle çok karışıyordu arkadaşlar. Şu an o tuşu, bagaj açma tuşunu kaldırmışlar. O yüzden bagajı açmamış oluyoruz. Bu güzel olmuş. Hemen şöyle indirdiğimiz zaman şurada bir saklama alanımız mevcut arkadaşlar. Gayet yeterli. Burada da bir 12 voltluk çıkışımız mevcut. Şu kısımda bardaklıklarımız var. Kol dayama güzel dikişli kumaş. Güzel kaliteli kumaş. Bunu öne arkaya alabiliyoruz arkadaşlar. Ve şuradan içini açabiliyoruz. İçinde de gene güzel bir alan mevcut. Şu aynalar ışıksız. Buna artık ışık koyabilirler ama street donanımda olduğu için gene herhangi bir ışık koymamışlar. Şöyle arkadaşlar vitesi geriye aldığımızda mandallı bir vites topuzu var. Şuradan mandalı çekiyoruz. Geriye aldığımızda evet park sensörümüz bu şekilde. Güzel bir park sensörü. Kamera yok ama gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Gayet sessiz çalışıyor bu arada arkadaşlar araç. Şu kumanda klima kontrol kumandalarının tasarımını çok beğendim. Çok güzel olmuş. Bu kapı içlerindeki alanlarda yeterli. Arkadaşlar ben her zaman Egea'larda söylüyorum.
şu cam açma butonları birazcık önde konumlandırılmış. O yüzden ilk etapta elinizi attığınızda hemen arka camı açabiliyorsunuz. Ön cam için birazcık daha öne doğru gitmeniz gerekiyor. Bir de aracın arka kısmına bakalım. Şöyle arkadan görüntümüz böyle. Klasik Egea görüntüsü. Direksiyon farklı eskilere göre. Benim boyum 1.76. Hemen şöyle bir 4 parmaklık bir diz mesafesi ve 4 parmaklık bir baş mesafesi var. Oldukça yeterli diyebilirim. Burada bir orta kısımda bir kol dayama bulunmuyor. Gene kapı plastikleri sert plastik. Arka camlara tek dokunuş konmamış arkadaşlar. Ön camlarda da ön sağ taraf tek dokunuşla açılıyor ama tek dokunuşla kapanmıyor. Bilginiz olsun. Gayet yeterli bir araç bence. Bir de bagaja bakalım. Hemen şuradan açıyoruz bagajı. Bu sedan Egea'larda içeriden bastığınız zaman komple açılıyordu ama bu özellik bu araçta bulunmuyor. 440 litrelik bagajımız biraz dolu ama 440 litrelik yeterli bir bagaj hacmine sahip aracımız. Şuralarda da hemen elimizin girebileceği yerler yapılmış. O da güzel düşünülmüş. Evet arkadaşlar, yol arkadaşım uygulamasından şu şekilde girişimizi yapıyoruz. Buradan güzel noktası, kapıları kilitleyip şu tuşla bastığımızda, mesela şöyle bir basit bir şifre girelim ve bu tuşa bastığımızda kapılar otomatikman kilitleniyor. Araç nerede olursa olsun kapılarınızı buradan kilitleyebiliyorsunuz. Aracınız Eskişehir'de, siz İstanbul'dasınız. Kapılarınızı bu şekilde kilitleyebiliyorsunuz uzaktan. Tekrar kapıları aç dediğim zaman 1, 2, 3, 4 yine şifremizi girdiğimizde arabanın kapıları şu anda açıldı. Biz aracın içindeyiz ve şu an kapıları açtı. Şimdi arkadaşlar gene bu tarafta da bagajla ilgili aynı şeyi var. Şimdi şurada aracım nerede uygulaması var arkadaşlar. Hemen buna tıkladığınız zaman yine aracın yanında olmasanız, çok uzakta olsanız bile aracınızın bulunduğu yeri anında gösteriyor. Ve aracınızla yaptığınız kilometre ve yolun detayları da gene buradan gördüğünüz gibi haritada tüm her yeri, araçla gezdiğiniz her yeri gösteriyor arkadaşlar. Geri diyelim. Burada hız ve mesafe limitlerimiz mevcut. Araç yanımızdan uzaklaştığında haber veriyor bu. Yakınımdakiler. Burada arkadaşlar Opet benzin istasyonlarını gösteriyor. Aracın ikinci el değerini görebiliyorsunuz. Son yolculukla ilgili. Burada bir puanlama veriyor arkadaşlar. Bu çok güzel. Yani sizin hızlanmanız, sürüş hızınız, limitlere uymanız, vites geçişleriniz, burada hepsi gördüğünüz gibi 5 yıldız üzerinden puanlıyor ve aracınızı daha optimum kullanmanız için gerekli verileri size sunuyor. Kalan yakıtınız, kalan menziliniz, araçtaki toplam kilometreniz, bakıma kalan kilometreniz, garanti başlangıcınız dahil her şeyi gösteriyor arkadaşlar. Burada bir günün yıldızını parlat diye bir şey var. Bunu 5 yıldız yaptığınız zaman şuradan çark çevirebiliyorsunuz ve bu çevirdiğiniz çarkta size bir hediye veriyor. Evet arkadaşlar, servis kısmından aracınızın servisiyle ilgili de randevularınızı buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Uyarı lambaları var. Bakın burada hangi uyarı lambası, mesela ABS, ne anlama geldiğini, hararet, motor soğutma sıvısı sıcaklığı, evet burada hepsini aktif olarak görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik. Burada bütün bilgileriniz mevcut. Burada arkadaşlar acil durumlarda işte acil servis numaraları da yazıyor. Bir de aynı zamanda fiyat yol acil yol yardımı ara diye bir buton koymuşlar. Bastığınız zaman hepsini arayabiliyor. Burada da gene mobil ödeme ile online mağazada ödemelerinizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yol yardım ekstra fiyatları burada mevcut. Uzatılmış garantiden tutun da her şeyi buradan tek tuşla halledebiliyorsunuz arkadaşlar. Fiyat yol arkadaşım Connect üyelik yenilemesi de yılda 300 TL olarak
gözüküyor. Evet arkadaşlar, hemen şöyle bir aracımızla yola çıkalım. Arkadaşlar bu araba benim dayımın arabası. Kanalımızın izlenme şampiyonu olan 1.4 Egea Fire'ın sahibi. Şimdi de Egea Cross'a geçti. Kendisi yanımda ama buradan da gene bir selam gönderelim. Arkadaşlar 6 ileri aracımız. Gene Egea Fire'daki gibi 1.4 95 beygirlik motor gücüne sahip. Araçta yokuş kalkış destek sistemi var arkadaşlar. Şu direksiyonun arka kısmında arkadaşlar kulakçık gibi ses açıp kapama, yani daha doğrusu mute tuşu var. Ve istasyon değiştirme tuşu da var. Onu güzel düşünmüşler. Çok ergonomik. Bu ekstra direksiyonun üstünde olduğu zaman bu tuşlar, bu kontroller direksiyonu döndürürken arkadaşlar sıkıntı yaşanabiliyor. 6000 devir bölü dakikada 95 beygir güç üretiyor arkadaşlar araç. Anlık tüketimi de gösteriyor. Öteki araç gösteriyor muydu anlık tüketimi? Gösteriyor da onun farklı menüsü, bu kadar detaylı değil. Bunun da menü biraz farklı arkadaşlar. Onu da anlatacağım zaten. Vites aralıkları muhtemelen öteki araçla aynı değil mi? Aynı. 1.4 95 beygir, 6000 devir bölü dakikada 95 beygir veriyor. Atmosferik bir motor arkadaşlar. 8.4 litrelik bir ortalama tüketimi var aracın. Arkadaşlar ben Connect uygulamasını çok beğendim. Yani sizin sürüş stilinizi bile değerlendiriyor. Hani orada size yıldızlar veriyor. İşte bugün 5 yıldız aldın şurada. Mesela frenlemede 5 yıldız aldın, hızlanmada 4 yıldız aldın şeklinde. Gayet başarılı. Evet arkadaşlar, hemen yeri gelmişken şu yokuş kalkışa bakayım. Yaklaşık bir 3 saniye frenden ayağınızı çektiğiniz zaman, hatta 2 saniye, 1, 2, evet 2 saniye civarında bir yokuş kalkış desteği sunuyor size. Aracı arkaya kaydırmamanız için. Diğer Egea'da da aynı özellik vardı zaten, 1.4 Fire Egea'da. Onun da videosunu, Sedan Egea'nın videosunu yukarıdaki kartlara bırakacağım arkadaşlar. Kanalın en reytingli videosu diyebilirim. Onu da izleyebilirsiniz. Direksiyon değişmiş arkadaşlar. Daha iyi ele oturuyor diyebilirim. Şu kısımlar falan gayet yeterli, başarılı bence. Araçla hemen bir 100 km hızda devir saatine bakalım 6. viteste. Burada dijital, bu arada kadranda dijital olarak da hızı gösterebiliyor. Mil seçeneği de var arkadaşlar. Şu an 100 ile gidiyorum ve tam 2500 devir bölü dakikada seyrediyor araç. Yani bu bir tık daha düşük olabilir aslında ama vites araları kısa yapılmış arkadaşlar. Bunun sebebi de gayet açık ve net. Araç 95 beygir ve atmosferik motor. 1200 küsür kilogramlık bir boş ağırlığı var aracın arkadaşlar. 4300 küsür milimetre, aşağıya değerleri vereceğim zaten, gerçek değerleri. Uzunluğa sahip. Yani Egea hatchback'ten 2 santim civarında daha uzun arkadaşlar ve Egea hatchback'ten 6 santim daha yüksek bir araç. Tabii dış yükseklikten, dış uzunluktan bahsediyorum. Gene genişlik olarak da 2 santim 3 santim civarında bir genişlik fazlalığı var ama iç genişlikler aynı arkadaşlar. Sadece bu aracın crossover olduğu için birazcık tasarımındaki farklılıklardan dolayı aracın boyutları, dış boyutları birazcık diğer hatchback Egea'ya göre farklı arkadaşlar. Tek dokunuş konfor sinyali var. 5 kere yakıyor. Bir negatif durum, start stop olsaydı çok daha tüketim verileri düşebilirdi aracın. Ama diğer donanımlarında start stop da mevcut arkadaşlar. City mod, direksiyon city moddayken gerçekten test yaptığım araçlar arasında, yani bunun içerisinde E segmenti araçlar da var, premium araçlar da var, bunlar arasında bile en yumuşak direksiyon Fiat City modu diyebilirim. Bu araç street donanım, en baz donanım değil mi? En baz donanım. Sisler var arkadaşlar. En baz donanım olmamasına rağmen artık sisleri de koymuşlar. Direksiyon tepkimesi daha azdı bu araca göre. Yani tepkisiz kalabiliyordu direksiyon. Bu araç da o konuda düzeltmişler. Yani ben bindiğim zaman bu araca rahatlıkla bir C sınıfı bir araçta olduğumu hissedebiliyordum. Öteki araçta bunu tam anlamıyla verememişti bana.
Ama bu 1.4 Fire motorda olmuştu. Yani Easy paket 1.3 Multijet'te öyle bir şey hissetmemiştim. Sadece 1.4 Fire'da hissetmiştim. Motor farklılıkları da beraber bilmiyorum. Direksiyon kutularıyla ilgili de bazı ufak tefek değişimler yapabiliyor firmalar. O tarz bir şey mi yaptılar acaba bilmiyorum ama bu araçta o yok. Yani bindiğiniz zaman gayet kaliteli bir araçta olduğunuz, yani bir kalite hissini alabiliyorsunuz araçta. Bu sedan versiyonda Easy pakette bu hissiyatı ben alamamıştım. Araba böyle atıyorum 99-2000 dönemlerindeki fiyatlarla çok benzer karakterize yol dinamikleri sunuyordu size. Ama bu araçta öyle bir şey yok. Yani bu araçta evet ben çok farklıyım. O dönemki fiyattan çok farklı bir fiyatım diyor size. Arkadaşlar bir de bu araçta lastik sesi daha az geliyor. Diğer araçtan daha büyük lastiklere sahip olmasına rağmen, normalde lastik ebatları büyüdükçe lastik sesleri artar. Ama bu araçta lastik sesi konusunda daha iyi bir izolasyon yapılmış diyebilirim. Motor sesi konusunda da aynı. Yani sedan bir Egea'dan çok daha sessiz bir karakteri var diyebilirim aracın. Biz kanalımızda hiç hatchback Egea test etmedik aslında. Belki hatchback Egea'larda da bu şekilde sessiz bir karakter vardır. Zaten hatchback Egea'ların ilk etapta Tipo adı altında İtalya'ya ihracatı söz konusuydu. O yüzden sedan Egea'lara göre daha kaliteli yapıldığını düşünüyorum ben onların. 127 Nm'lik bir tork verisi var arkadaşlar aracın. O da 4500 devirden sonra, 4500 devirde daha doğrusu 127 Nm'yi torku veriyor. Arkadaşlar yukarıdaki kartlarda diğer Egea videolarımızı da koyduk. Onlarla çok yakın benzer bir fren performansı var. Hava şu an biraz yağışlı. Zemin ıslandığı için fren testlerini yapamayacağım. Ama aşağı yukarı diğer Egea'larla aynı fren kapasitesine sahip. Kavrama biraz yukarıda olduğu için arkadaşlar fiyatlarda ilk etapta bir sizi zorlayabiliyor ama belirli bir sürüşten sonra kavramaya zaten hemen alışıyorsunuz. Arkadaşlar yol tutuşu olarak da ben aracı beğendim. Yani yerler biraz ıslak olmasına rağmen güzel yakalıyor araç. VSP öyle hemen devreye girmiyor. Güzel yol tutuşu var. Yani diğer Egea'lara göre bence yol tutuşu sedanlara göre daha iyi. 215-60-16 lastik ebatları var arkadaşlar. Bir de araçta street paket, en baz paket, en düşük paket. Bu pakette ki jant kapaklarını öyle bir tasarlamışlar ki arkadaşlar çelik jant gibi duruyor. O konuda gayet başarılılar bence. Evet arkadaşlar kadranda da 240, önceki modelde de 240 miydi tam hatırlamıyorum. 230 diye aklımda kalmış ama 230'dan sonra buraya 10 kilometre daha eklenmiş gözüküyor. Benzin evet. Ve hararette değil mi? Benzin ve hararette evet. De arkadaşlar ötekinde böyle tek tek yanıyordu. Bunda şu an böyle bir ibre gibi bir şey manuel yapılmış. Ibre. Manuel ibre gibi. O şekilde tasarımı değişmiş. Zaten kadran tasarımlarının değiştiğinden bahsetmiştik. Arkadaşlar aracın liste fiyatı 500 bin civarında şu anda. Bu fiyatta gerçekten böyle bir araç bulmanız çok zor. Bu araba için şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Fiyat performans bakımından rakipsiz. Ben rakipsiz görüyorum. Yani bu segmentte biliyorsunuz bu crossover bir araç. Hemen ona da değinelim. Egea Cross'lar bazı yerlerde SUV olarak geçiyor. Bu sarı sitede de mi? Malum sarı sitede de SUV diyor ama SUV değil. Araç crossover arkadaşlar. Crossover yani SUV değil, CUV diyebiliriz bu araç için. Crossover Utility Vehicle diye açılımı var. SUV'lerle farkı nedir dersek hemen ondan da bahsedeyim. SUV araçlar kamyonet şasesi üzerine oturtulur genellikle. Crossover araçlar da bildiğimiz binek araçların daha yükseltilmiş arazi kabiliyeti eklenmiş halidir. Bu araç Egea Cross'lar crossover'dır arkadaşlar.
CUV diyebiliriz Egea Cross için. Arkadaşlar ben aracın kullanım dinamiklerini sedana göre çok beğendim. Sedana göre çok değişmiş, dış görüntüsü de sedana göre bence çok daha başarılı. İçi de sedana göre zaten aynı. Makyaj yedikten sonra birkaç değişiklik var ama ben sedan Egea yerine Cross'u tercih ederim. Çünkü hem birazcık daha yüksek, 1500 küsur milimetre yüksekliği var. Birazcık daha kısa ama yüksekliği fazla, genişlikleri zaten hemen hemen aynı. Benim arkadaşlar araçla ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye ve takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.